tenli olanlar, sarı saçlı, mavi gözlü olanlar, beyaz tenli olanlar, sadece benlerden kaynaklanan kanserler yok bizde, derimizde. Bir takım bazal hücreli karsinom dediğimiz, skomoz hücreli karsinom dediğimiz, yani deride başka kanserler de var. O açıdan da dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle işte çiftçilerde, eskiden daha çok çiftçilerde görüyoruz. Günümüzde çiftçilik gittiği için çok fazla görmüyoruz ama yine... Çiftçilerde neden oluyordu? Çiftçilerde işte açık tenli, beyaz saçlı, sarı saçlı beyaz tenlilerde özellikle güneş çok gördükleri için hani çalışırken bahçede fark etmeden güneşi çok fazla alıyorlar. Onlarda fotoyaşlanma da çok görürüz. Hatta böyle 50-60 yaşından sonra kırışıklıkları çok fazla olan, işte kırmızılıkları fazla olan kişileri çok görürdük eskiden ya da işte ama şimdi onlar da azaldı. Onların da sayısı azaldı. Çok güneşten olan bir faktör bu. Tabii sigara içmek, ailesel faktörler, bir takım genlerin bizde bulunması bunlar da kanseri arttırıcı faktörler. Dolayısıyla açık tenli olanlarda deri kanseri daha sık görüyoruz. Sadece malign melanom dediğimiz benlerden kaynaklanan kanserler değil diğer kanserleri de. O açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle 50 yaşın üzerinde yüzünde böyle beyaz kabuklu yaralar olanlar, ellerin üzerinde kabuklu yaraları olanlar, onlar böyle pullu derler halkımız arasında, kepekli derler. Onlar biraz daha dikkat etsinler. Aktinik keratoz diyoruz biz onlara ve onlar kanser öncüsü. Onların tedavi edilmesi gerekiyor. Ya kremlerle ya da dondurarak dediğimiz yakma işlemini tedavi edilmesi gerekiyor. 50 yaşın üzerinde açık tenlilerde özellikle kulaklarında, burun üzerinde, yüzünde, el üzerinde böyle kırmızı üzerinde kepeklenme olan yaralar varsa o durumda mutlaka doktora başvursunlar ki önlem alınsın. İleride bunlardan deri kanseri oluşmasın. Yine aniden ortaya çıkan yüzünde böyle minik minik deriden kabarık papül dediğimiz fındıktan daha küçük lezyon olanlarda da mutlaka bir cildiye doktoruna yeni çıkanlarda mutlaka bir cildiye doktoruna başvursunlar. Onlarda da deri kanseri belirtisi olabilir. O açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Yani aslında her yeni gördüğümüz daha önce olmayan cildimize yeni ortaya çıkan ya da önceden var olup da değişiklik olan her şeyde biraz daha dikkatli ve uyanık olmamız gerekiyor ama şu anda biraz daha böyle hastalarımız o konuda daha tedirginler ve hemen başvuruyorlar. Benim hani daha önce yoktu. Tedbir amaçlı. Evet, tedbir amaçlı. Yani bir muayeneden geçsinler. Muayeneden geçtikten sonra zaten doktorlar onları yönlendirecektir gerekli şeyler konusunda. O nedenle biraz daha cildimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz daha uyanık olmamız gerekiyor. Önemsememiz gerekiyor. Çünkü ne kadar erken yakalarsak bir kanseri bizim için o kadar önemli ve tedavisi de, tedavinin şekli de o kadar fazla miktarda değişebiliyor. Gözümüzü, işte kulağımızı kaybetmeden ya da o bölgede yayılmadan daha küçükken lezyonlar gelmemiz bizim açımızdan hem tedavi açısından hem sonraki takip açısından hem de tanı açısından daha önemli olabiliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.